edersin? Harmony, yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Anne. Hayvan herif. Hayvan. Yardım edin. Uçkanın bıçaklılar ya. Koray, seni götür buradan. Ağlama anneciğim, ağlama. Doktor, yardım edin. Kapkaçılar karımı bıçakladı. Çok kan kaybetti. Dört aylık hamile. Karıma bir şey olmayacak. Merak etmeyin. Gereken yapılacak. Siz burada bekleyin. Çok acıyor. Tansiyon 7'ye 5, nabız düzensiz. Çok acıyor. İsminiz neydi? Ayşe. Çok acıyor doktor hanım, çok acıyor. Çok canım yanıyor. Kasıkta derin bıçak yarası var, kan alınsın. Diğer kesici ve antibiyotik yapalım. Tamam efendim. Zeynep Hanım'a haber verin. Hastayı ameliyata alıyoruz. Karın nasıl? Bir akşam bize yemeğe gelsenize. Şebnem ailesinin yanına gitti. Birkaç hafta orada kalacak. Ne oldu, bir sorun mu var? Bilmiyorum. Bunu zaman gösterecek. Doktor Zeynep Aktan. Doktor Zeynep Aktan. 3 nolu ameliyathanede bekleniyorsunuz. Sen 206'daki hastayla ilgilenir misin? Tamam, sağ ol. Vay vay. Sakin olun. Sakarım onu. Zeynep Hanım, kadın 4 aylık hamile. Kasıkta bıçak yarası var. Kapkaççılar tarafından bıçaklanmış. Kocasıyla oğlu. Geçmiş olsun. Sağ ol. Annem iyileşecek mi? Canım, tabii iyileşecek annen. Merak etme. Kadın doğumdan Hürol Bey'e haber ver. Onu da yanımda istiyorum. Tamam mı? Hadi aslanım, kurtaracağız. Kızım, sen laftan anlamıyorsun canım. Yani doktor geçen haftadan gün ver diyorum ya. Keyfimden mi geldim ben buraya? Anlıyorum ama Haluk Bey henüz gelmedi. Ona danışmadan yatış Anladın işlemlerinizi mı? Başlatamam. Hepinizi şikayet edeceğim. Bu ne tamam, yaptırdım be. Görmüyor musun? Ayakta zor duruyorum yahu. Geçmiş olsun beyim. Mesele nedir? Hastane mi, tapu dairesi mi belli değil. Geçen hafta geliyorum, gün veriyorlar. Bugün yatamazsın diyorlar. Allah Allah. Siz hiç sıkmayın canınızı canım. Hangi serviste yatacaktınız? Cerrahi. Yeşim Hanım. Efendim. Bey amca benim yakınım olur. Ben onu bir dinlendireyim. İşlemler de sonra bizzat kendim yapacağım. Kasığında derin bir bıçak yarası var. 4 aylık hamile. Bebek zarar görmüş olabilir. Muayene etmem gerekiyor. Ben kanı durdurup yarayı kapayım. Ondan sonra muayene et. Tamam mı? Hastanın durumundan anestezistin haberi var mı? Tabii. Ekin ilaç dozunu hastanın ve bebeğin durumuna göre ayarlayacak. Tamam. Hadi başlayalım. Yara çok derin. Damar yırtılmış. Bir an evvel şu işi bitirelim. Annenin ve bebeğin daha fazla narkoz almasını istemiyorum. Doğru söylüyorsun. Bu kapkaççılar insan. Hamile bir kadına bunu nasıl yaparlar anlamıyorum. Pes ya. Buyur abicim. Buyur abicim. Gel şöyle abi. Abicim alayım. Ben çıkartırım. Tamam ben abicim. Çıkartırım. Peki abicim. Pijamalar da ipek ha. Vallahi ben damat olduğumda bile böylesini giymedim. Ne iş yapıyorsun sen burada? Abicim,
bir çeşit halkla ilişkiler denilebilir. Nasıl halkla ilişkiler yani? Abicim aslında kadromda hasta bakıcı yazıyor ama ben her işe bakıyorum. Eşyalarımı karıştırma yeter. Tamam abicim. Tamam abicim. Benim maksadım size hizmet vermek. Al bakalım. Zahmet oldu abicim. Yani ne zaman ihtiyacınız olursa emriniz olur abi. Tamam. Hemen gelirim abi. Tamam. Tamam. Allah acil şifalar versin. Hoşça kal abi. Annem nasıl? Annen çok iyi canım. Hiç merak etme. Biraz dinleniyor. Peki ya bebeğimiz? İyi, ikisi de iyi. Hiç merak etmeyin. Çok şükür. Doktor hanım, acaba karımı görebilir miyim? Şimdi değil. Biraz sabredin. İyice kendine gelsin. Sonra görürsünüz. Tamam mı? Arkadaşlar ilgileniyorlar. Geçmiş olsun delikanlı. Bir gün bana bir kahve ne olur. Aa, üzgünüm kahve kalmadı. Şaka şaka. Aslında kahveniz hazır ama hastane başhekimi aradı. Hastane personeliyle bir toplantı yapacakmış. Sizi de çağırıyor. Gitti bizim yorgunluk kahvesi yani. Hadi bakalım. Doktor hanım. Merhaba. Aa, merhaba canım. Ben de sizi arıyordum. Nasılsınız? İyidir gördüğün gibi koşturuyoruz işte. Sen ne yapıyorsun? Firma yeni bir ilaç çıkardı. Hı? Ben de size onu bırakacaktım ama uygun değilsiniz galiba. İstersen yarın gel. İzmir'de bir kongreye katılmam gerekiyor. Haftaya tekrar gelirim. Tamam, iyi yolculuklar. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Gel. Buyurun beni istemiş. İyi ki doğdun Zeynep. İyi ki doğdun Zeynep. İyi ki doğdun Zeynep. İyi ki doğdun Zeynep. Çok teşekkür ederim. Nice mutlu yıllara teşekkür Zeynep. Teşekkür ederim. Gel. Çok heyecanlandım. Çok heyecanlandım. Çok mahcup oldum gerçekten. Şu anda ne diyeceğimi bilemiyorum. Dilerim daha uzun yıllar bizimle birlikte olsun Zeynep. Doğum günün kutlu olsun. Bütün bunlar senin başının altından çıktı. Yok vallahi alakası bile yok. Hadi bir dilek tut ve mumları üfle. Peki tamam, tamam o zaman. Hepimizin adına bir dilekte bulunacağım. Tamam. Hastalarımızın umutlarını boşa çıkarmayalım. Çok güzel bir dilek. Sanırım gidip o iki kediyi bulsam iyi olacak. Sana bin defa benim CD'lerime dokunmamanı söyledim değil mi? Ne oldu, ne yapmışım ben? Bunu sabahtan beri arıyorum. Bil bakalım nerede bu? Senin odanda. Dinlemek için alamaz mıyım? Sürekli odama eşyalarımı karıştırıyorsun. Karıştırmıyorum. Yalan söyleme. Senden ve bu evdeki herkesten nefret ediyorum. Ne oluyor burada? Bunu ona sor. Ne oldu oğlum? Yok yok bir şey baba. Sadece sandalyeye çarptım. Yine mi kavga ettiniz? Birbirinizden alıp veremediğiniz nedir anlamıyorum. Tek istediğim bu yaratığım benden ve eşyalarımdan uzak durmak. Bu kadar yeter. Bu evde her gün bir sorun çıkarıyorsun. Bıktım artık. Yine ben suçluyum değil mi? Ne olduğunu bilmeden yine onun tarafını tutuyorsun. Odana git. Senin şikayetlerini dinleyecek durumda değilim. Beni zaten ne zaman dinledin ki? Tamam oğlum. Ağlama. Ağlama. Ferize Hanım. Buyurun efendim. Canın kaşı kanıyor. Bir ara bandı getirir misin? Hemen getireyim efendim. Tamam oğlum. Tamam. Baba bugün annem doğum günü. Kutlayacağız değil mi? Belki dışarıda yemek falan yeriz. Tamam. Önce annene soralım. Ah canım, güzel oğlum benim. Ne oldu sana böyle yavrum? Alo. Aa, merhaba Ekrem Bey. Zeynep'le görüşebilir miyim? Zeynep Hanım şu an bir hastasıyla ilgileniyor. Aa, bir saniye, bir saniye. Gelmek üzere, kendisine veriyorum. Size de iyi günler. Eşiniz. Alo Ekrem. Zeynep, bugün kaçta çıkıyorsun? Birazdan yoğun bakımda son kontrolleri yapacağım. İşte acil bir şey çıkmazsa bir saate kadar evde olurum. Güzel. Akşam yemek için restoranda yer ayıracağım. Geç kalma olur mu? Of, çok zor bir gündü. Çok yorgunum. Evde yesek.
Unuttun değil mi? Bugün senin doğum günün. Unutmadım, unutmadım. Ama bir yıl daha yaşlanmak pek iç açıcı değil. Bahane bulma şimdi. Kaç zamandır birlikte bir şey yapmadık zaten. Tamam, tamam olur. O zaman siz beni evde beklemeyin. Restoranda buluşalım. Hoşça kal. Bu akşam kutlama var ha? İşte çocuklarla yemek yiyeceğiz. Zeynep Hanım, birkaç dakikanız var mı? Söyle. Özel görüşebilir miyiz? Neden? Benim duymamam mı gerekiyor? Evet. Hadi yürü. Evet. Seni dinliyorum. Oktay'a anlatmıştım değil mi size? Şu şey değil mi? Geçen hafta çıkmaya başladığın doktor bir çocuk vardı. Evet. Ama ayrıldık. Niye? Çünkü ona evlenmek istediğimi söyledim. İnsaf. Buna karar vermek için bir hafta çok kısa bir süre değil mi? Ama 26 yaşındayım ve artık bekleyecek zamanım yok. Haklısın. Sen çok yaşlandın artık. Önce evlenmek için doğru erkeği bulmalısın. Siz nasıl yaptınız? Yani kocanızın doğru erkek olduğunu nasıl anladınız? Ben aslında pek bir şey anlamadım. Yani Ekrem benim ilk flörtümdü. Biz evlendik. Her şey kendiliğinden oldu. Siz şanslıymışsınız. Ya bu konuda bir yerde hata yaptım ama nerede onu bilmiyorum. Sen merak etme. Beyaz atlı prens yola çıktı, sana doğru geliyor. Bekle. Bu gidişle onu 80 yaşıma kadar bekleyeceğim galiba. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hadi işine git artık. Canım özür dilerim, sana gelemeyeceğim. Karımın doğum günü olduğunu unutmuşum. Söz yarın akşam buluşuruz. Tamam, anladım. Öncelik yine karında. Ama ben artık sıkıldım. Belki de bundan sonra hiç görüşmesek daha iyi. Yapma lütfen. İzmir'de birlikte olacağız. Beni bu gece için affet. Baba. Ben seni sorarım. Hoşça kal. Ne oldu Can? Akşam için bunu mu giysem, bunu mu giysem yoksa bunu mu giysem? Hepsi çok güzel. Sen hangisini beğeniyorsan onu giy. Sağ ol baba. Sen ne zaman hazırlanacaksın? Ben gelmiyorum. Ne demek ben gelmiyorum? Annenin doğum gününü kutlayacağız. Başka programım var. Meltemlerle buluşacağım. Olmaz öyle şey. Arkadaşına telefon et ve bu akşam onunla olamayacağını bildir. Of ya, of ya. Bıktım ya. Bu evdeki her şeyden bıktım ya. Gel. Zeynep Hanım. Ben ve tüm hastane müstahdemleri personeli adına sizin doğum gününüzü şahsımda kutluyorum. Hiç gerek yoktu Hasan Efendi. Sağ ol. Çocuklar nasıl? Vallahi nasıl olsunlar. Ellerinizden öperler. İkisi birden elime bakıyor. Bunu baştan düşünecektin. Karın yine hamileymiş. Allah veriyor. Yapma Hasan Efendi. Sen de biraz dikkat et. Diyorum da oluyor. Hadi oradan. Sen dikkat edersen olmaz. Tamam. Peki. Olur. Babacığım. Çok dakiksin. Sağ ol kızım. Doğum günün kutlu olsun yavrum. Yıllar önce tam bu saatte seni benim kucağıma verdiler. Önce korktum. Bu buruş buruş bebek benim mi diye. Nereden bilirdim dünya güzeli bir kız olacağını. Canım babacığım. Çok özledim seni. Nasılsın? Bir ihtiyacın var mı? Nerim ananın bana çok iyi bakıyor kızım. Hiçbir ihtiyacım yok. Tek sıkıntım sizlerden uzak kalmak. Selamımı, sevgilerimi söyleyin. O da sana selam söylüyor. Ben de ellerinden öpüyorum söyle. Kendine iyi bak oldu mu? Çok özledik seni hepimiz. Ben de sizi yavrum. Ekrem'e, torunlarıma sevgiler, selamlar. Baş üstüne babacığım, öpüyorum. İstanbul'dan kaçıp buralara yerleştim ama onlardan uzak kalmak çok zor. Bu gece hastanede nöbetçiyim. Hiç merak etmeyin. Hastaların kontrolünü ben yaparım. Çiçeğinizi alabilir miyim? Bu gecenin keyfini çıkarmaya bakın. Yok, ben taşıyorum. Sağ ol. Güle güle. İyi seneler Zeynep. Teşekkür ederim. Eşinize selamlar. Sağ ol. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Nerede kalmıştım? Doğum günü için annem bu hediyeyi, eşarbı beğenir mi? Tabii beğenir. Beğenmez olur mu? Hem önemli olan senin düşünmüş olman. Sağ ol baba.
Sesini çıkarmana sürmeye devam et. Durma diyorum sana. Durma hadi. Durma. İyi akşamlar Zeynep Hanım. Özlem, hadi geç kalıyoruz. Sen bu kılıkla mı çıkacaksın? Beğenmiyorsan beni yanında götürme baba. Tamam, tamam. Sana bir şey söylemenin faydası yok. Polisi hissedersen yanarsın. Dikkatli ol, sakın bir hata yapma. Daha hızlı, daha hızlı! Ne istiyorsunuz benden? Nereye gidiyoruz? Birazdan öğreneceksin, merak etme. Birazdan oradayız, hazır ol. Acele edin, sizi bekliyorum. Ben çıkamıyorum. Sevgili babam izin vermiyor. Yapma, bu gece görüşeceğiz diye konuştuk. Bul bir çaresini gel. Bıktım senin bu bahanelerinden. Ya... Bir de sen üstüme gelme, zaten canım burnumda. Özlem hadi çabuk. Aman, tamam baba, hazırlanıyorum, geldim. Duydun işte, babam bağırıyor, kapatıyorum. Daha hızlı, daha hızlı. Annenizi arayıp geldiğimizi haber verelim. Nilgün Hanım benim, Ekrem. Buyurun. Zeynep orada mı? Yo, Zeynep Hanım çıktı Ekrem Bey. Peki, teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hastaneden ayrılmış, yoldadır, bekleyelim. Biliyorsun Zeynep Hanım'ın doğum günüydü bugün. Eşi ve çocuklarıyla kutlayacaktı ama hala eve gitmemiş. Herhalde bir yere takıldı. Neyse. Ay Özgür, ben çok acıktım. Bu akşam nöbetçiyim. Yakında bir restorana gidelim ha. Sinan abi uzaklaşmadı. Biz seninle evlendiğimiz zaman ne yapacağız? Herhalde hastane dışında görüşemeyeceğiz. Hemen arabadan çık. Gidiyoruz. Ne istiyorsunuz benden? Konuşacak zamanımız yok. Zarar vermek istemiyoruz. Ne yapıyorsunuz bana? Ben size ne yaptım? Ne yaptım ben size? Gözlerinizi bağlayın. Bağlayın. Ne istiyorsunuz benden? Beni nereye götüreceksiniz? Bağla şunu. Gözlerini bağla. Bekleyeceğiz. Cepten arayalım. Kusura bakmayın, açamazsınız. Lütfen ailemle konuşmama izin verin. Daha sonra hanımefendinin telefonunu yok. Tamam. Çaldı çaldı, kapandı. Ne olduğunu anlamıyorum. Belki şarjı bitmiştir. Sen de annenin kuaförün numarası var mı? Hı-hı.
İyi akşamlar. Ben Doktor Zeynep Hanım'ın eşiyim. Kendisi orada mı acaba? Anlıyorum. Teşekkür ederim. Bugün oraya hiç gitmemiş. Merak etmeye başladım. Açın gözlerini. Niye getirdiniz beni buraya? Ne istiyorsunuz benden? Sizi buraya bu şekilde getirdiğimiz için özür dileriz ama başka çaremiz yoktu. Lütfen içeriye buyurun. Neresi burası? Burada konumlusunuz. Hiçbir şey olmayacak, merak etmeyin. Buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz doktor hanım. Sizi üzdük ama başka çaremiz yoktu. Ne istiyorsunuz benden? Bakın. Ha? Başına talihsiz bir kaza geldi. Bunlar kurşun yarası. Çok kan kaybetmiş. Ne zaman oldu? 4-5 saat evvel. Neden burada tuttunuz? Niye bir hastaneye götürmediniz? Bu mümkün değil kızım. Durumu çok ciddi. Müdahale yapılmazsa kaybedersiniz. Ölür. Bu sebepten buradasın. Burada hiçbir şey yapamam. Bence hemen bir hastaneye kaldıralım. Doktor hanım, elinizden geleni yapın. Onu hastaneye götüremeyiz. İnanın ben burada hiçbir şey yapamam. Müdahale etmek için gerekli malzemem yok. Benimle gelir misiniz? Sanırım bunlar yeterli oldu. Bu kızımızın adı Didem. Yeni doktor çıktı. Size o yardımcı olacak. Bu riski göze alamam. Tartışacak zaman yok. Rica ederim hemen başlayın. Tamam. Kan kaybı var, ne olacak? Siz merak etmeyin. Biz her şeyi hazırladık doktor hanım. Grubuna göre kan hazır.
Pastayı hazırlayın. Tamam efendim. Teşekkür ederim. Trafikte bir kaza kaydı yok. Burada eli kolu bağlı beklemek beni deli ediyor. Koldaki kurşunlardan ikisi çıktı. Göğüsteki akciğere çok yakın bir yerde. Burada ona müdahale etmem çok riskli. Akciğerde kanama olursa bu şartlarda onu kurtaramam. Önce Allah, sonra sen kızım. Hiçbir şey için söz vermiyorum. Yalnız lütfen aileme haber verin. Aklım onlardayken benim de elimden fazlası gelmez. Numarayı söyleyeyim. Evet buyurun. Ekrem Bey, karınız şu anda hastamıza acil müdahale ediyor. Siz kimsiniz? Karım verin bana, sesini duymak istiyorum. Bu mümkün değil. Onu bir süre alıkoymak zorundayız. Merak etmeyin. Size nasıl inanayım? Karım verin telefona. Kocamla konuşmak istiyorum. Israrcı olmayın. Alo, alo. Doktor hanım, siz hastayım. Kim aradı baba? Adamın bir annenin ameliyatta olduğunu söyledi. Hiçbir şey anlamıyorum. Ne var bunda? Bu onun işi. Bu normal bir durum değil. Birileri onu zorla tutuyor. Hemen polise gidiyoruz. Karımın hayatından endişe ediyorum. Lütfen sakin ol. Nasıl sakin olabilirim? Adamlar telefon etti. Zeynep'in acil bir müdahale yaptığını söylediler. Onu zorla yanlarında tutuyorlar. Zeynep'le konuşmama bile izin vermiyorlar. Arayan adamın aksanında dikkat çeken bir şey var mıydı? Hayır. Ömer, hastaneyi ara. Zeynep Hanım'la son görüşen şahısların ifadelerinin alınmasını istiyorum. Başüstüne müdürüm. Pelin, ben çıkıp bir sigara alacağım. Sen bir şey ister misin? Acıktım. Atıştıracak tamam. Bir şey var. Tüm ekiplerin dikkatine. Tüm ekiplerin dikkatine. Ünlü genel cerrah Zeynep Aktan'ın kaçırıldığına dair bir ihbar alındı. Derhal arama çalışmasına başlanılsın. Tekrar ediyorum. Tüm ekiplerin dikkatine. Ünlü genel cerrah Zeynep Aktan'ın kaçırıldığına dair bir ihbar alındı. Derhal arama çalışmasına başlanılsın.
İşte ben buna haber derim. Hemen hareketi geçelim. Sen toparla. Daha sonra takipçi nasıl yaşa alacağız. Şimdilik yapabileceğim başka bir şey yok. Durumu iyi değil mi? Bekleyeceğiz. Karınızın aracının markasını ve plakasını öğrenmek istiyorum. Siyah Range Rover Freelander Jeep. 34 GS 7024. Bu arada uydu aracılığıyla karınızın telefonunun yerini tespit etmeye çalışıyoruz. Ne olur annem bulun. Bakın, burada yapabileceğiniz bir şey yok. Bence çocuklarınızı alıp eve gidin. Size görevli arkadaşlar refakat edecek. Burada beklesek? İnanın Zeynep Hanım'ı bulmak için gereken her şeyi yapacağız. Sabırlı olun. Bu arada telefonlarınızı dinlemeye alıyoruz. Karınızı kaçıran şahıslar sizi tekrar ararsa konuşmayı uzatmaya çalışın. Bu şekilde yerlerini tespit etmemiz mümkün olabilir. Tamam Müdür Bey. Boş yere ortalığı ayağa kaldırıyorsunuz. Adamların annemle işi bittiğinde nasılsa eve gönderecekler. Nasıl bu kadar sakin olabiliyorsun anlamıyorum. Anne şu anda kim bilir ne halde? Doktor hanımın sorun yaşadığı bir hastası var mıydı? Tehdit eden birileri? Bildiğim kadarıyla hayır. Peki hastaneden ayrılmadan önce Zeynep Hanım'ı arayan, acil hastaya çağıran biri oldu mu? Hayır, olmadı. Ailesiyle yemeğe çıkacaktı. Bu yüzden hastaneden biraz erken ayrıldı. Zeynep Hanım'ı hastaneden ayrılırken son gören sizsiniz. Halinde şüphelendiğiniz bir durum var mıydı? Doktor hanımla her giriş çıkışında selamlaşırız. Her zamanki gibiydi. Peki aracında yalnız mıydı? Son anda yanında birisi olduğunu gördüm. Peki bu şahsı bana tarif edebilir misin? Çok net olarak görmedim. Size yardımcı olamayacağım. Peki. Teşekkür ederim. Sizler gidebilirsiniz. Umarım onu bir an önce bulursunuz. Acıkmışsınızdır. Yok, teşekkür ederim, istemiyorum. Ben yine de bırakayım. Belki sonra yersiniz. Bakın kaçtır söylüyorum. Hastaneye gitmesi konusunda yine ısrar ediyorum. Onun için en güvenli yer burası. Kim bu adam? Onu kim vurdu? Bu konunun polise bildirilmesi gerekiyor. Neden saklanıyorsunuz? Kızım, senin bunu bilmen gerekmiyor. Beni burada zorla tutuyorsunuz. Kocam var, çocuklarım var. Herkes meraktan çatlamıştır şimdi. İşin bittiğinde ailenin yanına geri döneceksin. Hastanız burada böyle tutulamaz. Onun hayatını riske atıyorsunuz. Zeynep Hanım, sen yanında olduğun sürece problem yok. Ben Allah mıyım? İç kanama olabilir. Ne bileyim, daha pek çok indikasyon olabilir. Ben tek başıma hiçbir şey yapamam. Zeynep. Doktor Zeynep. Neredeyim ben? Kendinizi yormayın. Didem, 50 miligram endorfin yapar mısın? Peki efendim. Dinlenmeniz için size bir sakinleştirici yapacağım. Girin. Müdürüm, Doktor Zeynep Hanım'ın aracı Pendik açıklarında terk edilmiş olarak bulunmuş. Anlaşıldı. Adresi tam olarak istiyorum. Hemen oraya gidiyoruz. Lütfen izin verin. Soruşturma devam ediyor. Lütfen. Sayın
Doktor Zeynep Aktan'ın ortadan kaybolmasının üzerinden saatler geçti. Emniyet yetkilileri genç doktoru bulmak için çalışmalarına devam ediyorlar. Bir haber alabilmek için gazetecilerin hepsi kapıda birikmiş. Baba, bu daha ne kadar sürecek? Ya anneme kötü bir şey yaparlarsa? Allah korusun oğlum. Merak etme. Belli ki bu adamların annelik ihtiyaçları var. Ona zarar vermezler. Baba, ben gidiyorum. Biliyor musun? Nereye? Sizin istediğinizi yerine getirdiğime göre artık arkadaşlarımla buluşabilirim, değil mi? Annenden hala haber alamadım. Nasıl dışarı çıkarsın? Ya ne yapayım? Elimden gelen bir şey var mı? Sana inanamıyorum Özlem. Burada annenin hayatı söz konusuyken sen nasıl dışarı çıkarsın? Of, abartma baba. Nasılsa gelecek. Bana bak. Hiçbir yere gitmiyorsun. Tamam baba, tamam. Gitmiyorum işte. Hiçbir yere gitmiyorum, tamam. Alo, evet. Nasıl? Arabayı buldunuz mu? Peki Zeynep nerede? Tamam, hemen oraya geliyorum. Annenin arabasını Pendik tarafında bulmuşlar. Ben de oraya gidiyorum. Arkadaşlar, efendim, şu anda konuşacak durumda değil. Efendim, çocuğunuzun haber aldı. Bir açıklama yapar mısınız? Lütfen izin verir misiniz? Acele gitmem gerekiyor. Lütfen. Bunu yapanların kimliği hakkında... Lütfen, şu anda konuşacak durumda değilim. Olayın mahvede bir bağlantı olduğu söyleniyor. Ne diyorsunuz? Evet, şu anda ünlü cerrah Zeynep Aktan'ın evinin önündeyiz. Kaçırılmasının üstünden tam 6 saat geçti. Ve ne yazık ki şu ana kadar kendisinden bir haber alınamadı. Zeynep Hanım'ın arabası buydu değil mi? Evet, bu. Şuradan bir helikopter kalktığını söylediler. Karınızı buradan helikopterle götürdüklerini düşünüyoruz. Neler oluyor anlamıyorum. Müdürüm, arka kapıda bir parmak izi bulduk. İncelenmesi için hemen merkeze gönderin. Peki müdürüm. Müdürüm, hastanenin otopark görevlisi çıkışta Zeynep Hanım'ın arabasında başka birini gördüğünü söyledi. Anlaşıldı. Onu hastane çıkışında kaçırdılar. Allah'ım, kim bu adamlar? Karımdan ne istiyorlar? Merak etmeyin. Onu da yakında öğreneceğiz. Sizin burada daha fazla yapabileceğiniz bir şey yok. En iyisi evinize dönmeniz. Efendim, karınızın arabası terk edilmiş. Onu bulmak için herkes elinden geleni yapıyor. Eşinizin buradan bir helikoptere bindirildiği söyleniyor. Yorumunuz nedir? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi hastaneye gidip diğer personelin de ifadesini alacağım. Tamam, senden haber bekliyorum. Peki. Merkezden amirime, merkezden amirime. Evet, sizi dinliyorum. Sayın seyirciler, Doktor Zeynep Aktan'ın kaçırılması ile ilgili olarak bir son dakika gelişmesini duyurmak istiyoruz. Doktor Zeynep Aktan'ın kullandığı otomobil Pendik'te açık bir arazide bulundu. Aktan'ın bölgeden bir helikopterle uzaklaştırıldığı sanılıyor. Bu durum hoşuma gitmedi İbrahim. İnşallah bir tedbirsizlik edip arkalarında iz falan bırakmadılar. Siz merak etmeyin efendim. Kimse burayı bulamaz. Güneydoğu sınırındaki zirve toplantısında buluştu ve Habur sınır kapısındaki toplantıda Iraklı muhalefet. Doktor hanım, nasıl? Kan basıncı hala düzensiz. Durumu iyi değil. Hastaneden ayrılırken aracında bir şahsın daha olduğunu tespit ettik. Bu şahsın kim olduğunu bilen var mı? Hayır. Onu giderken asansöre kadar geçirdik. Evet, ben de yanındaydım. Hepimiz onu çok merak ediyoruz. Anladım. Yardımlarınız için teşekkürler. İyi nöbetler. Sağ ol. Hoş geldiniz Hoş efendim. Buldum. Baba. Annem buldular mı baba? Polisler arıyor. Merak etme. Annen eve geri dönecek. Özlem nerede? Arkadaşlarıyla buluşacakmış, dışarı çıktı. Dışarıya mı çıktı? Evet. Nasıl izin verdin Ferize Hanım? Ona söz geçiremiyorum ki. Bu nasıl yapar anlamıyorum. Kızım, acele mi? Hemen kafayı mı bulmak istiyorsun? Berbat bir gün geçirdim. Annem kaçırıldı diye ortalığı ayağa kaldırdılar. Sen de çok rahatsın ama. Ya ne yapayım? Hem zaten bir şey olduğu yok. Bir hastaya götürmüşler.
İşleri bitince bırakırlar. Alo, Ekrem. Yeni haberimiz oldu. Duyduklarım doğru mu? Kızım nerede? Polis her yerde onu arıyor baba. Henüz bir şey bilmiyoruz. Oğlum, ben hemen yola çıkıyorum. Gerek yok. Biraz daha bekleyelim. Yavrum, ben burada aklımı kaçıracağım. Kim, niçin yapar bunu bize? Ben de bilmiyorum. Bekleyeceğiz. Başka çaremiz yok. Bak, bir haber alınca bana hemen haber verin. Tamam. Merak etme baba. Ararım tabii. Sakin olmaya çalış. Hay Allah'ım. Nedir bu bizim başımıza gelenler? Seyirciler, ünlü cerrah Zeynep Aktan'ın kaybolmasının ardından arama çalışmalarına devam ediliyor. Ve emniyet yetkililerinin yaptığı açıklamalara göre Aktan'ı kaçıran kişilerin kullandığı helikopterle ilgili araştırma ise sürüyor. Ailesi başhekim ve yakınlarının aradı. Dileği Zeynep ise Hanım için çok ünlü cerrahın sağ salim evine dönmesi. Ailemle görüşmek istiyorum. Hiçbir şey bilmiyorlar. Çok merak etmişlerdir. Gerçekten başka şansımız yoktu. Adınızı ben önerdim. Sizin ne kadar iyi bir cerrah olduğunuzu biliyordum. Reşat Bey sayesinde okudum. O iyi bir insan. Sen nasıl bir insansın Özlem? Annenin ne durumda olduğunu hala bilmiyoruz. Hemen eve gelmeni istiyorum. Tamam baba, geleceğim. Özlem, ne biçim çocuksun sen? Ne yapayım, beni siz yetiştirdiniz. Bunun hesabını sana soracağım. Bir zamanda bunu nasıl yapar anlamıyorum. Hadi aşkım, dans edelim. Reşat Bey. Çok yorgunum. Zor bir gece geçirdiniz. Çocuklarım saatlerdir benden haber alamıyorlar. Onları daha fazla perişan etmek istemiyorum. Didem Hanım'a yapılması gerekenleri söyledim. Gerisini halledecektir. Peki kızım, gel. Zeynep Hanım'ın eşyalarını getir. Peki efendim. Sen de çantayı getir. Seni buraya zorla getirdik. Başka çaremiz de yoktu. Kusurumuza bakma. Bu sizin. Zahmetlerinize karşı ufak bir ödeme. İstemiyorum. Kimseye borçlu kalmak istemeyiz. Beni buraya zorla getirdiniz. Karşılığında böyle bir şeye gerek yok. Doktor hanım, son bir isteğim var. Burada olanlarla ilgili hiç kimseyle konuşmayacaksınız. Emin olun, bu gece olanları ben de bir an önce unutmak istiyorum.
Kusura bakmayın, gözlerinizi bir kez daha bağlamak zorundayız. Bağlayın. Oğlum nerede? Reşat'ıma ne oldu? Oğlum nerede? Reşat nerede? Sakin nerede? Olun, sakin olun hanımefendi. Durumu daha iyi. Buyurun. Oğlum. Yavrum. Reşat'ım. Ne yaptılar sana? Oğluma ne yaptılar Ferhat? Ne oldu? Çatışmada vuruldu Gültane Hanım. Vücudundan 6 tane kurşun çıkardık. Oğlum, aslanım. Ben seni gözümden sakınırken kurşunlara mı geldin sen Reşat? Beni duymuyor. Beni duymuyor. Yoksa oğlum yaşamayacak mı? Merak etmeyin. Narkozun etkisiyle uyuyor. Önce Allah, sonra doktor hanım Reşat'ımızı bize bağışladılar. Doktor mu? Nerede? Siz gelirken o gidiyordu. Kim vurdu Reşat'ım? Neden? Abdullah ve adamları. İş rekabetinden dolayı. Oğlumu pusuya düşürüp kanını akıtırken sen neredeydin Ferhat Efendi? Adamların neredeydi? Oğlumun hakkını böyle mi ödeyeceksiniz? Boş bulunduk Gültane Hanım. Yoksa Reşat Bey'imize hepimizin canı fedadır. Polis ve Abdullah nedeniyle hastaneye götüremedik. Doktor Zeynep Hanım'ı hastaneden kaçırmayı tercih etti. Doktor Hanım olumsuz şartlarda çok başarılı bir ameliyat yaptı teyze. Reşat abimizin kurtarıcısı oldu. Demek ki o hanıma can borcumuz var. Sağ olsun. Allah bir gün ona borcumuzu ödemeyi nasip etsin. Kafayıcım ulan! Biz can alın derken can verdik. Kardeşimi kaybettim. Yaktılar bizi. Reşat köpeğinin ölüsü de dirisi de yok oldu ortalıktan. Şoförü hastanede öldü ağam. Ama Reşat'ı kaçırdılar. Sağ mı ölü mü bilemiyoruz. Sağsa ölecek ulan. Ölüyse 100 kere 1000 kere daha ölecek. Yemin ederim. Kardeşimin kanına and içerim. Bu saate kadar bir haber çıkması gerekiyordu. Artık karımın hayatından endişe ediyorum. Tüm emniyet birimleri alarmda. En yakın zamanda bir sonuca ulaşacağımızdan eminim. Saatlerdir aynı şeyi söylüyorsunuz ama hala karımı bulamadınız. Kusura bakma. Araba sizi istediğiniz yere bırakacak. Karınız tanınmış bir hekim. Dışarıda herkes ondan haber almayı bekliyor. Ben artık beklemeye dayanamıyorum.
lütfen. Yine arkadaşlar, çekilin, arkadaşlar, çekilin. Lütfen. Lütfen. Çekilin, tamam. Çok çekilin. Yorgunum. Arkadaşlar, lütfen, çekilin, çok lütfen. Yorgunum. Bir saniye, konuşmak istemiyorum. Bir saniye. Arkadaşlar, izin, bir saniye. Bir saniye. Lütfen arkadaşlar, bir saniye. Rica ediyoruz, lütfen müsaade edin, tamam. Neredeyse aklımı kaçıracaktım. Geçti. Neler oldu Zeynep? Geçti, bitti. Geçti canım. Geçmiş olsun Zeynep Hanım. Ben Asayiş Şube Müdürü Necdet. Memnun oldum. Bana neler olup bittiğini anlatabilir misiniz? Ne olur şimdi değil. Gerçekten çok yorgunum. Sizi zorla alıp götürdüklerini biliyoruz. Ne olur bunu yarın konuşsak olmaz mı? Ben gerçekten çok yorgunum. Anlıyorum. Sizi yarın tekrar rahatsız edeceğim. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Annem. Çok şükür. İyisin değil mi anne? İyiyim, iyiyim. Kimler yaptı bunu? Seni nereye götürdüler? Ne olur şimdi bir şey sorma. Yol açın, yol açın. Sabırlı olun çocuklar. Gerekli açıklama yarın yapılacak. Ekrem, Özlem nerede? Olaydan çok etkilendi. Biraz sakinleşmesi için yatırdım. İyi, iyi. Can da hiç uyumadı. Sincap'ım. Hadi oğlum, hadi git yat. Hadi bir tanem. Anneciğim, yanında kalmak istiyorum. Tamam. Korkma ama, oldu mu? Geçti bir tanem. Geçti artık. Vay, baksana şunlara. Kapının önü hala kalabalık. Bütün gazeteciler burada. Annem iyice meşhur oldu. Hadi bebeğim, eve. Beni seviyorsun değil mi? Hı hı. Hadi bay. Özlem. Merhaba anne. Sen dışarıda mıydın? Evet anne. Sarhoşsun sen. Git duş al ve yat. Sen nasıl istersen sevgili babacığım. Özlem. Sıkma canını. Bana niye evde olduğunu söyledin? Seni üzmek istemedim. Bu çocuğa ne oluyor Ekrem? Neden böyle yapıyor? Şimdi bunları düşünme. Zaten çok zor bir gece geçirdin. Bana zor gelen kızımı bu halde görmek. Anneciğim. Efendim oğlum. Doğum günün kutlu olsun. Sen bana hediye mi aldın? Oğlum benim.